Ahmet Bey, yani STK'lara da haklı olarak STK'larımız bu konuda maalesef hele hele son dönemlerde hiç Avrupa'nın veya bulundukları ülkelerin gündemini bir türlü yakalayamıyorlar. Siz eski bir STK yöneticisi olarak ne dersiniz? Şimdi bu konuda Nurdan Bey kesinlikle katılıyorum. Yani arkadaşlarımız da Veys Bey de bunu çok güzel ifade ettiler. Ama bu aşılmaz diye bir şey değil, aşılacak inşallah. Bir süreç. Dolayısıyla arkadaşlarım da, değerli kardeşlerim bahsettiler. Bu süreci biz nasıl yaşadık? İşte ekonomide çok güzel noktalara geldik. Üniversitelerde çok güzel noktalara geldik. Akademisyenlerimize çok güzel noktalara geldik. Ama bir açığımız var. Siyasette üst düzeyde yokuz. Maalesef bu konuda sıkıntılar yaşıyoruz, yaşamaya da devam ediyoruz. Ama inşallah aşılacak. Sivil toplum kuruluşları da üstlerindeki baskılardan dolayı... Burada vebali var yani. Var. Yani kesinlikle var. Yani hepimiz sivil toplum kuruluşunun bir üyesiyiz. Biz daha önceki seçimlerde de UAD'de görev yaparken de arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Biz siyasi katılımla ilgili birçok yerde çalışma yaptık. Hı. Ama sadece bu UAD ile ve diğer STK'larla olmaz. Bütün herkes, yani eşin aslı şu, eli taşın altına sokacaksın. Tabii ki bunun için de iyi çalışmak lazım. Ekip halinde çalışmak lazım. Koordineli olmak lazım. Başarının yolu buradan geçiyor. Bilinçli olmak lazım. Yani demin Veysi Bey bahsetti, şuur çok önemli. Hani İslami şuurdan bahsederiz ya, siyasi şuur. Bu çok önemli. Yani hiç kimse bunu hafife almasın. Bizim bu konuda çok çalışmamız gerekiyor. Bu da tabii ki küçük küçük siyasi partilerle inşallah dev partilere doğru dönüşecek diye umut ediyorum. Çünkü Türk toplumu öyle bir toplum ki geldiği yer heyecan katar, renk katar. Ve biz katmaya da devam ediyoruz. Bu programlar diğer kanallarda, diğer yerde bulamazsınız. Kanal Avrupa ekranlarında bu varsa sizlerin sayesinde var. Kanal Avrupa sayesinde var. Demek ki bu şuur burada var. Dolayısıyla bu bizde bir adım atıldı. İnşallah bundan sonra bu adımlar büyüyerek devam edecek. Güçlenerek devam edecek. Ben buna inanıyorum. Bu vesileyle Avrupa'da, çünkü bir de şunu da ifade etmek istiyorum. Siyasete ilgisiz kalmak, mevziyi başkalarına teslim edersiniz. Yani ben bunu çok önemsiyorum. Mevziyi başkasına sen teslim edersin. Siyasetin temelinde bu var. İlgisiz kalırsan, ilgi duyanlar o boşluğu doldurur. Ondan sonra ahlanmanın, vahlanmanın bir yararı olmaz. Bu yüzden kaliteli arkadaşlarımız var. Gerçekten çok değerli arkadaşlarımız, adaylarımız var. Bu bölümde dikkat etmemiz gereken en önemli meselelerden bir tanesi de Nurdan Bey, dünya değişiyor ve dönüşüyor. Değişen ve dönüşen dünyada yerimizi çok iyi belirlememiz gerekiyor. Ekonomik olarak, siyasi olarak her türlü bu konuya da artık alışmamız gerekiyor. Bunun için de Avrupa Birliği'nin, ben şunu görüyorum, önümüzdeki dönemlerde 3-4 tane büyük meselesi var. Biz bu alanda olmak zorundayız. İşte bir tanesi bana göre iklim değişikliği sorunları. Bunlar konuşulacak, görüşülecek. Bizim hiç ilgi alanımız olmayan bizim konular. Asla. İşte olmak zorundayız. Evet. Dolayısıyla dünya bunu konuşmaya başladı. Ve biz bunun neresindeyiz? Bunu nasıl konuşacağız? Göç artık 5 milyonluk, 10 milyonluk, 20 milyonluk göçlerden bahsedilmiyor. 300-350 milyon, Sahra Bey sosyolog bunu daha iyi anlatır. Büyük göçlerden bahsediliyor. Ve önü arkası kesilmeyecek. Savaşlar, sel felaketleri vesaire vesaire, iklim değişikliklerinden dolayı artık bu devam edecek. Yani birincisi dediğim gibi iklim değişikliği, göç olgusu. Sonra Avrupa Birliği artık genişliyor. Büyüyor. Yani büyüyen bu toplumda biz nerede olacağız? Hangi alanlarda olacağız? Olacak mıyız, olmayacak mıyız? O var tabii. Bir de beni en çok düşündüren, endişelendiren, Avrupa'da elhamdülillah camilerimizde, derneklerimizde, teşkilatlarımızda varız. Gerçekten varız. Yani düşünebiliyor musunuz? Almanya'da en az 3000 üzerinde camimiz var. Yani şükür. Peki bunun karşılığında görülmeyen bir buzdağı var. Bu da nedir? Milliyetçiliğin, ırkçıların bize karşı olan tavırları. Yüksek derecede oy alması. Yani bu bizi endişelendirmesi lazım. Sadece bunun için arkadaşlarımız sandığa gitmesi lazım. Hani efendim şeyle ilgilenmiyorsun. İklim sorunu seni ilgilendirmiyor.
göç seni ilgilendirmiyor diyebilirsin. Ama kardeşim burada yaşıyorsan senin bu alanda mücadele etmen lazım. Çünkü niye? Irkçılık artıyor. Bu dünyanın her yerinde artıyor. Sadece bizde değil. Yani Almanya'da değil, yaşadığımız ülkede değil. Dünyanın böyle bir yapısı var. Çünkü neden? Paylaşım gittikçe azalıyor. Yani adam paylaşmak istemiyor. İstemiyor. Yani diyor ki neden? Refahından, konforundan, başkalarından. Vazgeçmek istemiyor. Peki siz kendinize yeni bir konfor alanı açmak istemez misiniz? Tabii ki istersiniz. Yani bu alanda ben de varım diyorsanız o zaman bu konjektürde kesinlikle siyasette biz var olmak zorundayız. Niçin var olmak zorundayız Nurdan Bey? Şimdi tarlada izi olmayanın harmanda yüzü olmaz. Öyle yani. Sizin o kadar mücadele verilecek, bir takım konular gündeme gelecek. En son diyeceksiniz ya bu başımıza nasıl geldi, niye geldi? E kardeşim sen bu alanda yoksun ki. Yoksun ve istemedin. Kendi konforundan, o düzeninden vazgeçmediğin müddetçe başına bunlar gelecek. Çünkü bizim burada artık ben eskiden hep konuşmalarımızda şundan bahsediyorduk. Göç toplumuyuz. İşte şöyle bir toplumuz. Hayır. Artık ben burada kalıcı bir toplumuz. Biz göç toplumunu geçtik. Bu eşiği açtık. Bundan sonra burada siyasi oluşumumuzu sağlamak zorundayız. Tek kelimeyle bunu özetleyebilirim. Buna mecburuz. Bunu başaramadığımız sürece de kesinlikle. Hep niye böyle oldu türküsü söylemeye devam ederiz. Aynen diyorsunuz. Öyle.